Benim adım Dali. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Mesela benim özel zevklerim arasında meyve yemek, çizgi film seyretmek, oyun oynamak gelir. Hapşır! Oy, oy. Çok yaşa Dali. Hep beraber. Hapşır! Çok yaşa Dali'cim. Hep beraber Dali'cim. Hep beraber hapşu. Dali'cim çok yaşa. Çok yaşa. Hep beraber hapşu. Galiba ben hasta oluyorum babi. Virüs hasta eder bizi virüs. Kaçırır keyfimizi virüs. Seni yaramaz virüs. Uzak dur benden, haz etmem senden. Ho. Merhaba arkadaşlar. Merhaba köpük, hoş geldin. Oo, nasılsınız görüşmeyeli? İyiyiz köpük, sen nasılsın? Hapşu! Çok yaşa Dali. İyi olduğuna emin misin sen? Aslında değilim. Hasta olacağım galiba. Biraz halsizim, kendimi kötü hissediyorum köpük. Hapşu! Yakın arkadaşların arasında hasta olan var mıydı? Evet, bizim Yumi arkadaşımız var, o birazcık hastaydı. Ama hapşırırken hep ağzını eliyle kapadı. Ondan bulaşmış olamaz. Hop,
Hapşırırken ağzını kapamak doğru ama yeterli değil. Aa, nasıl yani? Başka ne yapacağız? Hapşırınca ağzımızdaki mikroplar ellerimize yapışır. Eğer ellerimizi yıkamazsak dokunduğumuz her yere dağılırlar. Yumi ile ortak kullandığınız bir oyuncak bile hastalık kapmanıza neden olabilir hav. Aa evet, birlikte oyun oynamıştık ama ellerimi yıkamamıştım ben. Ay, yıkamam lazım değil mi? Ha, tabii ya. Yoksa dokunduğun yere başka biri dokunduğunda hastalık ona da bulaşabilir Lali. Sonra eve girdiğimde de ellerimi yıkamazsam anneme de bulaşır değil mi? Tabii. Evet Lali. Hastalıklara yakalanmak istemiyorsak sık sık ellerimizi yıkamalıyız. Dışarıda oyun oynadıktan sonra, okuldan eve geldiğimizde, hayvanları sevdiğimizde, hapşırdığımızda, biriyle tokalaştığımızda, marketteki ürünlere baktığımızda, meyveleri tuttuğumuzda, yemek yediğimizde ellerimiz hep kirlenir. Bu yüzden de ellerimizi bol su ve sabunla uzun uzun yıkamalıyız. Hop! Hop! Bir de ellerimizin çok temiz olması gereken zamanlar vardır. Aa, ne mesela? Mesela yiyecekleri hazırlamadan önce, yemek yemeden önce, dişlerinizi fırçalamadan önce ellerinizin çok temiz olması gerekir. Yoksa kötü mikroplar sizin sevdiklerinizin vücutlarına girip hasta edebilirler. Ha. Aa, peki neden sürekli hasta olmuyoruz o zaman köpek? Çünkü vücudumuzun savunma sistemi çok güçlü değil de ondan. Her gün birçok mikropla karşılaşıyoruz. Mikroplar ağzınızdan, burnunuzdan, derinizdeki yaralardan vücudunuza girmeye çalışıyorlar. Burnunuzdaki kıllar, bademcikleriniz ve deriniz mikropların vücudunuza girişini engelliyor. Aa, anladım. Yani tıpkı kale duvarları gibi öyle mi? Aynen öyle. Kalenin dışı duvarlarla korunuyor yani. Ama kaleden içeri girebilen mikroplar da oluyor yani. Of ya, şu mikroplardan bir türlü kurtulamadık. Bu kadar korumaya rağmen hala neden, nasıl içeri giriyorlar bir türlü anlamıyorum. Ellerimizle, çocuklar, derinizin sizi mikroplardan koruduğunu biliyorsunuz. Ama üzerine birçok mikrop yapışıyor. Ellerinizle birçok yere dokunduğunuz için de en hızlı kirlenen yeriniz elleriniz. Kişisel hijyenin en önemli kısımlarından biri de el hijyenidir. Kişisel hijyen nedir peki, biliyor musunuz bakalım o? Ben biliyorum. Mesela günde en az iki kere dişlerimizi fırçalamak, haftada bir kere tırnaklarımızı kesmek, haftada en az iki kere de banyo yapmak ve sabah kalkınca, yemekten önce ve yemekten sonra, dışarıdan gelince, tuvaletten çıkınca ellerimizi bol su sabunla yıkamak. Nasıl, hepsini söyleyebilir değil mi? Aferin Dali! Hop! Hepsini saydın neredeyse. Ayrıca meyve ve sebzeleri asla yıkamadan yemiyoruz. Mami! Mami! Evladım, neredesin? Gel artık! Annem çağırıyor. Benim hemen gitmem lazım. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Aa, görüşürüz. Ben de gidiyorum artık. Zaten geç oldu. Hoşça kal köpek. Hoşça kal. Görüşürüz köpek. Ben kaçtım. Hop! Bir anda gidiverdiler. Yalnız kaldım yine. En iyisi yeni öğrendiğim şarkıyı söyleyeyim ben de. Virüs hasta eder bizi virüs. Kaçırır keyfimizi virüs. Seni yaramaz virüs. Uzak dur benden. Haz etme senden. Virüs. Kaçırır keyfimizi virüs. Virüs. Git başımızdan. Kapı kolunda, telefon ekranında, toplu taşımalarda ve kalabalıkta. Kendime yeni bir yer ararım. Buldum mu yapışırım, orada yaşarım. Virüs, hasta eder bizi virüs. Kaçırır keyfimizi virüs. Seni yaramaz virüs, uzak dur benden, haz etmem senden. Ben gelince burnun akar, ateşin çıkar. Vücuduna girer, seni halsiz yaparım. Sakın benden korkma, ellerini sabunla yıka. Gözünü ovuşturma, burnunu karıştırma virüs. Hasta eder bizi virüs. Kaçırır keyfimizi virüs.
Seni yaramaz virüs! Uzak dur benden, haz etmem senden! Elden ele gezer, öksürükle yayılırım. Mendilsiz öksürme, sağa sola saçılırım. Dikkat etmezsen ben çok hızlı bulaşırım. Önlemini almazsan hop hemen oradayım virüs! Hasta eder bizi virüs! Kaçırırken kimisi virüs! Seni yaramaz virüs! Uzak dur benden, haz etmem senden virüs! Anlatmazsan da biliyoruz. Biliyoruz diye. Anne! Mami! Evladım! Ben geldim anne. Hoş geldin yavrum. Güzelce oynadınız mı Dali'yle? Evet anne, çok eğlendik. Hadi bakalım öyleyse. Nasıl oynadınız? Güzel oyunlar oynadıysanız anlat bakalım bana. Evet anneciğim, çok güzel oyunlar oynadım. Ne oynadınız mesela? Neydi onun adı? Elim sende oynadık anne Dali'yle. Aferin evladım. Öyleyse doğru banyoya hadi. Hadi ellerini yıka, yemek hazır. Peki anne. Sonra da okul için hazırlıklarını yapmayı unutma tabii. Bir de yapmadan önce dişlerini sakın fırçalamayı unutmuyorsun, tamam mı? Ya tamam anne, tamam da sabah fırçalamıştım zaten, şimdi fırçalamazsam ne olabilir ki? Of mami, of! Kötüyüz biz, kötüyüz. Çürük yapar, arıtırız. Arkadaşlar, burada kaldık böyle. Diğer mikroplar gibi kirli, pis bir ağza yerleşemedik bir türlü. Bir de yuva yapabilecek iğrenç, kirli bir ağız bulabilsek ne güzel olurdu aslında. Ama eminim dişlerini fırçalamayan bir sürü çocuk vardır hala. Tam bize göre. Nerede onlar acaba? Hemen gidelim. Dişlerini fırçalamayan çocukların ağızlarına yerleşelim ve bütün dişlerini çürütelim. Mikrop arkadaşlar. Nasılsınız görüşmeyeli? Biraz işler kötü mikrop arkadaş. Buradaki çocuklar dişlerini sürekli fırçalıyormuş. O yüzden kirli bir ağız bulamadık yerleşebilmek için. Üzülmeyin arkadaşlar. Bizler kötü ve pis mikroplar olarak muhakkak sağlıksız bir ağız bulup yerleşir bütün dişlerimizi çürütürüz. Hadi gidelim. Öyle kirli bir ağız bulalım. Hadi gidelim. Kötüyüz biz. Çürük yapar, arıtırız. Kötüyüz biz. Çürük yapar, arıtırız. Ay. Aman. Ne oluyor ya? Ay. Anneciğim. Çok kötü bir rüya gördüm arkadaşlar. Bir sürü mikrop dişlerini fırçalamayan insanların ağzına yerleşmek için pis ağızlara girip dişleri çürütmek istiyordu. Hep birlikte benim de dişlerimi çürütmek için yola çıkıyorlardı. Çok korkutucuydu arkadaşlar. Aman, en iyisi hemen gidip dişlerimi fırçalayayım ben. Ondan sonra uyumaya kaldığım yerden devam edeyim nasıl olsa. Mikrop arkadaş nerede kaldın? Geldi mi? Buradayım. Sonunda kendimize sağlıksız bir yer bulabildik. Bu Mami denen çocuğun ağzı tam istediğimiz gibiymiş. Hiç dişlerini fırçalamıyormuş. Hepimizi kutluyorum. Hem ben burayı çok sevdim. Ama diğer dişlere de biraz baksak mı acaba? Bir sürü yere bulaşmak istiyorum. Hadi mikropa gidelim. Hadi gidelim. Yaşasın mikroplar. Yaşasın mikroplar. Gel bakalım mikrop arkada. Fırçala. Sen de dişlerini fırçala. Aşağı yukarı yuvalla fırçayı. Fırçala. Fırçala. Evet arkadaşlar,
Ulan biziz, sen de kimsin? Hem sen ne yapabilirsin ki bize ha? Burası artık bizim. Şimdi görürsünüz size neler yapacağımı. Buraları mikroplardan temizleme vakti geldi. Şimdi fırçalama zamanı. Ne oluyor? Gel be. Devam edebilirim. Siz de eve gidince ellerinizi güzelce yıkamayı, yatmadan önce de dişlerinizi fırçalamayı unutmayın, tamam mı arkadaşlar? Öyleyse hoşça kalın. Virüs hasta eder bizi, virüs kaçırır keyfimizi, virüs seni yaramaz, virüs uzaktı benden, haz etmez senden, virüs kaçırır sevgimizi, virüs seni yaramaz, virüs uzakta benden, hayat benden. Hoşça kalın. Hoşça kalın.